Evet, günlerden 21 Aralık değerli izleyenler, saatlerimiz de 12.30'u gösteriyor. Hem iyi haftalar dileyelim hem de en uzun gece, malum biliyorsunuz 21 Aralık ekinoksu olarak adlandırılıyor. Bundan sonra artık yavaş yavaş yine yeniden günlerin uzadığı bir döneme giriyoruz 22 Aralık itibariyle. O yüzden hayırlı güzel bir gün, aynı zamanda keyifli güzel bir hafta dileyelim. Her ne kadar haftaya çok enteresan bir haberle, sıra dışı haber akışlarıyla başlasak bile bu Covid'e dair. İngiltere'den gelen bir haber malum, bomba gibi düştü. İşte yeni bir mutasyon olduğuna dair. İşte bu mutasyon taca çıkarır mı çıkarmaz mı mevcut yapılan aşıları, hem de aşıyı neredeyse ilk satın alan ülkelerden birinde ortaya çıkmış olması bu mutasyon ya da ilk defa orada tespit edilmesi. O da enteresan bir çelişki. Gerçekten sıra dışı. O yüzden biraz bu gelişmelere bakmak istedik. Özellikle Covid ile alakalı olarak bu mutasyonla ilgili kafalarda çok soru işaretleri var. Her ne kadar zamana ihtiyaç var, yanıtı vermek çok kolay değil biliyoruz uzmanlar, doktorlarımız açısından da, ama biz yine de biraz bu mutasyona dair haber akışlarını biraz toparlaması açısından çok kıymetli bir hocamızla hem güncel gelişmeleri değerlendireceğiz, hem salgınla ilgili neredeyiz, nereye doğru gidiyor bu iş, ona dair de sorularımız olacak. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güner Sönmez, iyi bir Twitter takipçisiyim hocamın. Benim gibi pek çok da takipçisi var sosyal medyada. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ağa Hanım. İyi yayınlar diliyorum, iyi haftalar. Sağ olun hocam, hep bir arada iyi haftalar dileyelim de pek keyifli haberler gelmedi. Bir anda bir panik havasına yol açtı malum bu mutasyon. Ne oluyor hocam, ne anladınız, nasıl yorumladınız bu gelişmeyi, İngiltere'den gelen gelişmeyi bir hekim olarak? Yani öncelikle panik olmayalım kesinlikle, ama temkinli olmakta fayda var. Bu mutasyon haberi hem İngiltere'de hem ülkemizde çok büyük bir infiale neden oldu. Herkes bununla ilgili çok yoğun sorular yöneltiyor. Evet. Öncelikle bu mutasyon ne olduğunu, nasıl olduğunu bir kısaca anlatalım isterseniz. Lütfen. Virüsün dış yüzeyinde bizim spike proteini veya başak proteini dediğimiz dikensi çıkıntılar var biliyorsunuz. Bu çıkıntılar virüs için çok hayati. Virüsün hayatını devam etmesini, virüsün insandan insana ulaşmasını sağlayan çıkıntılar. Yeni mutasyonda bu spike proteini ile ilgili raporlanan bir mutasyon. Dün İngiltere Sağlık Bakanı ve İngiltere Başbakanı ilk açıklama yaptı. %70 oranda ulaşı arttırdığını, bizim R değeri dediğimiz R değerinde 0.4 artışa neden oldu ve artık virüsün çok daha hızlı yayıldığı söylendi. Bu da tabii İngiltere'de o mutasyonun raporlandığı bölgede büyük bir paniğe yol açtı. Oradan evet, insanların yoğun bir şekilde kaçışına, toplu taşımalarla farklı şehirlere taşındığına şahit oldu. Aslında salgının başında aynı şey, aynı panik havası İtalya'da da olmuştu. Çok tehlikeli ve yanlış bir hareket bu. İtalya'da salgın ilk görüldüğü yerde toplu bir şekilde insanların sağa sola kaçışması hastalığın ülke çapında yayılmasına neden oldu. Şimdi İngiltere'de de aynı durum gözleyebiliriz. Aslında bu mutasyon virüsün biraz önce bahsettiğim hücre içine girmek için kullandığı başak proteininde gelişen bir mutasyon. Bu nedenle en büyük endişe nedeni acaba bu aşıları etkisiz hale getirebilir mi? Daha aşılar yeni yaygın şekilde kullanmaya başlamışken. Şimdi genimizde henüz net bir veri yok. Ancak şöyle söyleyebiliriz. Bu spike proteini niye çok önemli? Çünkü hücre içine virüsle virüsün yüzeyinde ACE reseptörü dediğimiz kilit yapıda şeyler var, yapılar var. Virüs bu spike proteinini kullanarak ACE reseptörüyle anahtar kilit ilişkisi içinde hücre içine giriyor. Hücre içinde çoğalıyor. Hücrenin tüm enerji mekanizmalarını kendi lehine çevirerek bir hastalık oluşturuyor. İlk de biliyoruz ki bunu burun yüzeyinde, burun mukozasındaki hücrelerde ve boğazdaki hücrelerde yapıp belli bir miktarda çoğaldıktan sonra akciğerlere veya diğer dokulara geliyor. Aşılarda da bizim hedef olarak, aşıların büyük bir çoğunluğunda hedef olarak bu virüsün spike proteini hedef alınıyor. Yani aşılar oluşturduğu antikor yanıtıyla bu spike proteinini etkisiz hale getiriyorlar. Tanımlanan mutasyonlardan aslında 17 tane mutasyon ifade ediyor ama birkaç tanesi bu spike proteininde. Bu nedenle bilim insanları acaba spike proteinindeki bu değişiklik, bu mutasyon aşıyı da acaba etkisiz hale getirebilir mi endişesini tartışıyorlar. Siz buyurun hocam, buyurun. Yani bu tartışmada hangi... Buyurun.
Bu mutasyonlar aslında yeni değil. Yani İngiltere'de bu tanımlanan mutasyon yaklaşık 10 gündür tespit edilmiş bir mutasyon. Ve salgın dinamiklerine baktığımızda biz bunun 2 aydır dolaşımda olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce de virüsle ilgili bir sürü mutasyon raporlandı. Yalnızca Eylül ayı için, belki hani bizi dinleyenler az buçuk aşina olur diye söyleyeyim. Eylül ayında virüste saptanan mutasyon sayısı 14 bin civarında. Bizim bu başak proteini dediğimiz. Evet. Başak proteinde tanımlanan mutasyon ise 4000 civarında. Yani virüs bir RNA virüsü. Bu RNA virüsleri insandan insana bulaştıkça mutasyon geçiriyorlar. Beklenen bir şey, sürpriz bir şey değil. Hocam bir şey sorabilir miyim? Hani çok özür dileyerek arayabiliyorum ama hani malum sonbahardan bu yana zaten takip ediyoruz. Hekimler sizler de farkındasınızdır. Bu spike proteininde zaten bir mutasyon olduğuna dair, bu işin bulaşıcılığının çok çok arttığına dair çok fazla yorum vardı. Hakikaten evet. De bir anda pandemi çok hızlı yaygınlaşmaya başladı. Özellikle ikinci dalga dedik zaten biz buna. Yani bu mutasyondan farklı bir mutasyonda mı bu tespit edilen bu kadar paniğe yol açtı? Yoksa var olan bir mutasyon son birkaç aydır vardı, yeni mi tespit edilip dünyaya ilan edildi de biz onun paniğini yaşıyoruz, onu anlamaya çalışıyorum. Biz net olarak 10 gün önce olduğunu biliyoruz ama hani biraz önce dediğim gibi salgın dinamikleri açısından konuşursak muhtemelen 2 aydır dolaşımda bu mutasyon. Niçin mutasyon bu kadar çok etki yani konuşulmaya başlandı? Çünkü Londra'nın güneydoğusunda, İngiltere'nin güneydoğusunda saptanan yeni vakaların genom sekanslaması yapıldığında yaklaşık %30'unun bu yeni varyanta ait olduğu saptandı. Dolayısıyla bu varyantın çok hızlı yayıldığı açıklandı. Aslında bu sadece bir hipotez. Bunu biz henüz net olarak bilemiyoruz. Laboratuvar ortamında yapılan deneyler de normal gerçek hayat bağdaşmıyor her zaman. Bunu net olarak yapabilmemiz için insan deneylerine muhtacız. Bu mutasyonun sürpriz olmadığını söylemiştim. Eylül ayında yayınlanan iki tane makale var. Aslında virüs farelere bulaştırmış ve fareden fareye bulaştırdıkça aynı mutasyonu geçirmiş. Biz bu mutasyonu insandan insana bulaştıkça da olmasını bekliyorduk. Yani sürpriz olmadı. Anlıyorum hocam. Evet, yani bu fare deneylerinde yine bizi kısmen rahatlatabilecek bir deney daha var. Bu mutasyonla ilgili yani mutasyon geçirmiş ve yeni virüs tipiyle enfekte olmuş farelere antikor verildiğinde, ki bu hazırlanan antikor eski tip virüs varyantına göre hazırlanmış antikorlar. Yine bu virüsün varyant tipini de etkisiz hale getirildiği gösterildi. Biz insanlarda da böyle olacağını umuyoruz. Yani sonuç olarak aşının bu yeni varyant üzerine de etkili olabileceğini düşünüyoruz. Neden? Çünkü mutasyonla spike proteinin sadece bir noktasında değişiklik oldu. Ama aşıların oluşturduğu bağışıklık yanıtta tek tip antikor oluşmaz. Birden fazla antikor oluşur. Spike proteinin farklı yerlerine karşı antikor oluşur. Bir de T hücresi yanıtı oluşur. Antikorlardan bir tanesi işlemese bile diğerleri işleyecek ve etkisiz hale getirecektir. Şu anda endişe etmemize gerektirecek bir durum yok bence. Aman, biraz beklemeye ihtiyacımız hocam, var. Yüreğimize su serpen açıklamalar ama temkinli bir iyimserlik olduğunu anlıyorum. Yine de verdiğiniz mesajlardan ve anladığım kadarıyla da zaten 14 bin mutasyon geçirmiş COVID, yani dolaşıma çıktığından bu yana. Bugün aşıdan bahsediyorsak bu 14 bin mutasyonu karşıladığı için biz bu aşının gücüne inanıyoruz ve gündemimize aşıyı alabiliyoruz. O zaman neden bu mutasyonu karşılamasın? İşte bu soru biraz taca çıkıyor o zaman anladığımız kadarıyla. 14 bin mutasyonu zaten karşılayan çalışmalar yapılmış bugüne kadar. Hepsinde de etkili olacağı, eğer %95 minimum %94 oranında etkili olacağı söyleniyor piyasaya çıkan aşıların. Neden bunu karşılamasın o zaman deyip biraz daha pozitif haber akışlarını bekleme daha mantıklı olacaktır anladığımız kadarıyla. Yani bu çalışmaları beklemek lazım. Evet, yani burada daha çok diğer mutasyonlara göre daha çok ilgi çekmesinin nedeni bence biraz da devlet başkanlarının yaptığı açıklama oldu. Yani İngiltere Başbakanı'nın yapmış gibi açıklama yapması bir infiali neden oldu. Hocam
Daha Dünya ne? Sağlık Örgütü de devreye girdi çünkü burada. DSÖ de çok içicikli bir açıklama yaptı yani. DSÖ'den bile mutasyona dair bir işte bekleyin, güncelleme yapacağız, araştırıyoruz uzmanlarla deyince tabii ki onun tedirginliğiyle bir yandan da 14 bin mutasyondan sonra neden bu mutasyon sonrası bir sürü uçak işte tarifeleri değiştirildi, destinasyonlar iptal edildi özellikle İngiltere'ye. Tabii onu da merak ediyoruz. O da bizi tedirgin eden konular Güner Sönmez hocam. Evet, bu aslında yapılması gereken bir şeydi. Yani bu biz yine de temkinliyiz. Henüz dediğim gibi aşının etki edebileceğini düşünüyoruz ama bu net bir veri değil. Bu virüsün bulaştırıcılık konusu da henüz çok net değil. Sadece bir hipotez. Daha önce çok yine tartışılan D614G diye bir mutasyon vardı. Şu anda bizim ülkemizde dahil Avrupa ve Amerika'da da en çok dolaşımda olan varyant tipi bu. Bununla ilgili de çok bulaştırıcı olduğu söylendi ve mortaliteyi de etkileyebileceği söylendi. Bulaştırıcılık biraz arttı ama ölümcülük üzerine çok hastalığın daha ağır geçirmesi üzerine çok olumsuz bir etkisi olmadı. Umarım bu da öyle olur. Biraz daha bekleyip göreceğiz. Temkinli olmakta fayda var. Dün yapılan seyahat kısıtlaması olumlu bir gelişme. Avrupa ülkelerinde de benzer kısıtlamalar yapıldı. Evet. Ancak bir hafta son geriye dönük bir hafta 10 gün içinde gelenlerle ilgili tabii böyle bir bilgimiz olmadığından bir çalışma yapamıyoruz. Umarım çok yayılmaz. Evet, bu kadar yayılması müsait, yayılmaya uygun bir varyantsa herhalde zaten çoktan gelmiştir. Dünyanın pek çok yerine gitmiştir diyor hocam, düşünüyorum. Kesinlikle. Bir yandan da. O yüzden hani evet, bir kısıtlama yapıldı. Biraz yürek ferah ama aslında çoktan dağıldı bütün dünyaya. Nitekim İtalya, galiba yanılmıyorsam Fransa'dan da işte bu varyant bizde de çıktı, tespit ettik gibi peş peşe açıklamalar geliyor. Bu tip mutasyonlarla aşı bağlantısını kurduğunuz zaman hocam, bunlar da konuşuluyor malum, biliyorsunuz. Hepsi tabii spekülatif ama yani hangi aşı daha etkili kalabilir acaba böylesi güçlü mutasyonların karşısında diye insan düşünmeden edemiyor. Geleneksel yöntemle evet. Üretilen mi yoksa mRNA olan mı? Yanılmıyorsam bu mRNA aşısında artık biz de bunları anlamaya çalışırken gerçekten hani evet. Sıradan insanlar olarak bayağı bir böyle şey vaziyetteyiz. Devreleri yakıyoruz hocam. Bu mRNA aşısında da yanlış hatırlamıyorsam Bilim Teknik'te okudum. Spike proteininin bir dizilimi veriliyor hücre içerisine ve onun üretilmesi sağlanıyor. Tam da spike proteininden gelen bir mutasyondan bahsediyoruz. Yani kafam karıştı benim acaba. Hangi aşı biraz daha üstün olabilir, biraz daha dirençli olabilir, biraz daha fazla mutasyon karşılayabilir? Aslında çok güzel bir soru Avan. mRNA aşıları bu konuda çok avantajlı. Şöyle ki, sizin de demin kısaca bahsettiğiniz gibi mRNA aşılarında biz bir genetik kod veriyoruz hücre içine. Bu mRNA dediğimiz aslında bizim hücre çekirdeğimizde DNA dizilimimiz var. Bizim gen yapımızı, bizim cilt rengimizi, işte göz rengimizi, vücut kimyamızı belirten genetik yapımız. Bu DNA'lardan mRNA dediğimiz mektupçuklar çekirdek dışına gönderilerek protein üretimi yapılır. İşte bu mRNA aşılarında da bu yapı, bu genetik yapı özel bir zarf içinde aşıyla beraber vücuda gönderilir. Ve bizim hücre çekirdeğimize girmeden hücre sitoplazmasında, yani hücre sıvısı içinde protein üretimi yapar. Bu yaptığı protein de demin bahsettiğim vücudun bizi enfekte, virüsün bizi enfekte etmek için ihtiyaç duyduğu spike proteinidir. Yani virüsün sadece ufak bir parçacığıdır. Bu bizde hastalık yapmaz ama bağışıklık sistemimizin virüsü tanımasına neden olur. Yani tabiri caizse birinin burnunu gösterip tüm vücudunu eğer burnunda çok tipik bir özellik varsa tüm vücudunu, fiziğini tanımamıza yarayan bir örnek gibi. Bundan sonra vücudumuz eğer virüsle karşılaşırsa, daha önce spike proteiniyle karşılaştığı için hemen tanır ve ona etkisiz hale getirir. mRNA aşılarının temel mekanizması böyle. Bu mutasyonu da spike proteini etkilediği için zaten mRNA teknolojisinde biz çok ileri bir düzeydeyiz. Yani bu teknoloji çok ileri bir düzeyde. Çok kısa süre içinde o genetik kod değiştirilerek yeni mutant spike proteine karşı bir aşı oluşturulabilir. Belki günler içinde.
Ama diğer inaktif bir aşılar veya vektör aşılar için bu söz konusu değil. Bu mRNA aşılar için çok büyük bir avantaj. Yine bir diğer avantaj da zaten koruyuculuğun çok yüksek olması. İnaktif aşılara göre koruyuculuğu çok daha yüksek. Yani bu eğer gerçekten çok ciddi boyutta virüsün tamamen antikordan kaçmasını sağlayacak, bağışıklık sistemimizden gizleyebilecek bir mutasyon olursa mRNA aşılarıyla çok kısa süre içinde bu handikapın üzerinden gelebiliriz, aşabiliriz bu sıkıntıyı. O yüzden de ben insanların çok panik olmamasını ama yine temkinli olmasını, bu dönem biraz daha dikkatli olmasını öneriyorum. Hocam şimdi fantastik bir soru sorayım, kusura bakmayın ama şu mRNA aşısını anlamaya çalışıyorum kendi daha böyle hani edebi zekamla ve birikimimle diyeyim, edebiyata ve sözele dönük, sosyal bilimlere dönük. Yani hücreme de bir virüsün RNA dizilimi verildiği zaman kendi hücreme, bu beni hani şöyle biraz esprili bir benzetme yapayım, genetiği değiştirilmiş organizmaya dönüştürür mü? GDO'lu bir insana dönüşür müyüz? Yani kusura bakmayın her türlü absürt soruyla karşılaşıyorum. Yok estağfurullah. Anlamaya çalışıyorum hocam. Sorulardan biri, önce kısa yanıtı vereyim. Hayır. Lütfen. Öyle bir etkisi yok. Sonra uzun cevabı vereyim. Şimdi bizim DNA sarmalımızdan çıkan mektupçuklar demiştik veya kodlar demiştik bu RNA'ya. Bu RNA'nın DNA'ya yani asıl gen tipine dönmesi için bazı enzimler gerekiyor. Eğer RNA DNA'ya dönerse genetik yapıyı değiştirebilir. DNA için eklemlenebilir. Ama bu verilen RNA'larda böyle bir özellik yok. Çünkü virüsün, daha doğrusu virüsün kendisinin de RNA'yı DNA'ya çeviren enzimleri yok. Bize dışarıdan verilen virüsün RNA'sı ise çok kısa süre içinde hemen vücut tarafından, hücre tarafından atılıyor. Zaten RNA aşısının mümkün olma nedeni aslında bu RNA'yı vücut içinde bir süre daha bekletebilecek bir teknolojiye ulaşmak. Bu da nanopartiküller sayesinde sağlanmış. Nanopartikülle bu RNA'lar bir zarf içine bulunup aşıyla beraber vücudumuza gönderiliyor. Ancak bu şekilde hücre içinde virüsün spike proteinini üretebilecek zaman süresince kalabiliyor. Yoksa hücre içine girdiği an hemen yok ediliyor. Yani RNA'dan DNA'ya asıl bizim genetik sarmalımıza dönme ihtimali yok. Bir. İkincisi bu RNA'ların bizim DNA'mız hücre çekirdeğindedir. Hücre çekirdeği içine girme şansı yok. Bu da mümkün değil. Yani mRNA aşıları kesinlikle genetik yapımızı değiştirmez. Toplum içinde çok yaygın olarak böyle dedikodu şeklinde yayılan genetik yapı değişimi, kanser oluşturma veya kısırlaştırma gibi etkileri yoktur. Bunlar zaten hem aşının faz çalışmalarında incelenir hem de bu mRNA hep böyle yeni diye söylenmesine rağmen aslında mRNA teknolojisi çok yeni değil. Yaklaşık 30-40 yıldır mRNA teknolojisiyle ilgili özellikle kanser üzerinde çalışmalar var. İlaca döndü mü hocam bu teknoloji? Anlıyorum. Efendim, İlaca döndü mü? mRNA ilaç endüstrisinde kullanıldı mı? İlaçta, tedavide? Yaklaşımların içerisine girdi mi mRNA teknolojisi? Tabii yani zaten daha çok mRNA teknolojisini geliştirme nedeni aslında kanser tedavisi. Bu mRNA aşısını geliştiren ve aşı yarışında ipi göğüsleyen Sayın Özlem Türeci ile Uğur Şahin de aslında Almanya'da bu biyotek firmasında kanser üzerine aşı çalışmaları yapıyorlardı. Daha sonra bu anda salgın çıkınca hemen bu mRNA teknolojisinin aşı üzerinde de kullanılabilecekleri teorisinden yola çıkarak bu aşı yoluna girdiler. Anlıyorum hocam. Peki. İlaçla devam edelim. Özellikle aşı arefesinde belki biz geç duyduk ama bazı ilaçlara dair de pozitif haber akışları geldi. Başta işte molnupiravir olmak üzere. Onların da birkaç aylık bir geçmişi olduğunu tahmin ediyorum. Herhalde biz yeni duyduk ama oradaki gelişmeleri de kısaca bir toparlarsanız işin tedavi noktasında umut verici haberler bunlar ve önümüze çok daha pozitif bakabiliriz diyebilir miyiz hocam? Evet, birkaç gelişme var aslında. Bunlar aşı çalışmalarıyla beraber, bunlar da bize iyi haber olarak gelmeye başladı. Bunlardan belki de en önemlisi
molnupiravir diye bir antiviral ilaç. Bu molnupiravir normalde RNA virüslerine karşı kullanılan bir antiviral. İnfluenza tedavisinde kullanılmış ve daha önce de SARS salgında da kullanılan bir ilaç. Yapılan çalışmalarda bunun 24 saat içinde virüsü tamamen etkisiz hale getirdiği ve bulaşı tamamen kestiği gözlemlenmiş. Hem hayvan deneylerinde böyle hem de bu ilaç için, molnupiravir için faz 1 aşaması insanlarda bitti. Faz 2'ye geçildi. Çok kısa süre içinde bu çalışmaları hızlandırarak 2021 yılına yetiştirmeye çalışıyorlar. Bir diğer ilaç ise yine Almanya'da aynen bu aşı haberi gibi bir Türk bilim insanının çalıştığı bir biyoteknoloji firmasından geldi. Sayın Profesör Doktor İbrahim Benderci'nin, bu bir Kuzey Kıbrıs Türk'ü. Bu da FYB-207 diye bir ilaç. Bu ilaç da demin virüsün spike proteini ile hücrelerdeki acı reseptörleri arasında bir anahtar kilit ilişkisi olduğunu söylemiştim. Yani ancak acı reseptörünün içine girerse hastalık yapabiliyor. Bu FYB-207 denen ilaç da yine aynı şekilde bu virüsün hücre içine girişini engelleyecek şekilde acı reseptörlerin tamamını kapatıyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Soğuk girmesin diye izolasyon yapıyorsunuz evi ama tüm pencereleri, kapıları, perdeleri, bacayı kapatıyorsunuz. Hiç soğuk girmiyor eve. Bunun gibi acı reseptörlerini kapatmaya yönelik. Bir diğeri de monoklonal antikorlar. Bunu hatırlarsanız Sayın Trump'a da kullanmıştı tedavide antikor kokteyli. Bu antikor kokteyli de akıllı füze gibi diyebiliriz. Virüsü gidip hedef alıp yok ediyor. Bu antikor kokteyliyle ilgili de hem iki firmanın, hem Regeneron firmasının hem de diğer firmanın FDA tarafından onayı yapıldı. Bu da kullanıma geçildi. Erken dönemde faydası oluyor. Genel olarak böyle. Bir de deneysel aşamada olan ilaçlar var. Bunun içine yine virüsün girişini engelleyecek bariyer oluşturan ilaçlar. Bunlar henüz deneysel aşamada. Bir tanesi de bizim ülkemizde devam ediyor TÜBİTAK bünyesinde. Peki hocam, bir yandan da tabii şu sorunun da yanıtının arandığını biliyoruz. Neden bazı insanlar grip gibi, nezle gibi geçirirken bazılarını bu kadar yerden yere vuruyor, hatta canına mal oluyor diye. Bu sorunun da yanıtı bilim dünyasında çok aranıyor. Buna dair de genetik araştırmalar sürdürüldüğünü biliyoruz. O yönden de önümüze haberler düşüyor. İşte bazı ilaçların da orada ön plana çıktığını duyduk ama doğrular mısınız? İşte beta interferon gibi bu tip verilerde mutlaka düşüyor önünüze hocam. Bunlar da kişilerin genetiğiyle ilgili bazı eksikliklerden kaynaklı ve bu eksiklikleri piyasadaki belli ilaçlarla gidermeye dönük yaklaşımlar. Ne dersiniz bunlara Güner Sönmez hocam? Bu bireysel bağışıklık sistemi farklılıklarına dayanıyor. Bununla ilgili yapılan yeni çalışmalarda insanların %14'ünde interferon 1 dediğimiz bağışıklık sistemimizin önemli bir elemanın yapısal bozukluk saptandı. %11'inde bu interferon dediğimiz maddeye karşı antikor var, otoantikor var. Yani antikorlar normalde mikropları, virüsleri, bakterileri öldürmek için vücut tarafından üretilen bağışıklık elemanlarıdır. Ama bilakis vücudun kendisi kendi bağışıklık sistemine karşı bir antikor üretmiş oluyor. %11'inde böyle. %3,5-4'ünde ise interferonun genetik yapısında bir bozukluk var. İnterferon 1'i insanlar merak edebilir. Neye yarıyor? İnterferon 1 şu. Virüs hücre içine girince interferon 1 salgılanır ve henüz içine virüs girmemiş hücreleri uyarır. Bir habercik mi çalışır? Onları alert durumuna getirir. Dikkatli olun, tehlike var, kapılarınızı kapatın der. Ayrıca hücre içine girmiş virüsü etkisiz hale getiren proteinlerin sentezinde rol alır. Ayrıca bu bölgeye, yani virüsün olduğu bölgeye bizim işte katil hücreler veya lenfosit dediğimiz bağışıklık sistemi elemanlarını çağırır. Yani hem bir savaşçı hem bir haberci bir görev yapar. İşte insanların %14'ünde ağır geçirenlerin %14'ünde bu interferon 1'in ya yapısında bozukluk veya buna karşı bir antikor saptandı. Yani yeterli görev yapmıyor. Bu insanlar daha ağır yaşıyor. Yine bu hafta yayınlanan bir makalede bunun dışında da otoantikorlar tespit edildi. Bu otoantikorlar
virüsle mücadele etmek yerine bizim bağışıklık sistemimizle mücadele ediyorlar. Bu da hastalığı daha ağır atlatmalarına neden oluyor. Biz ilk hastalık salgın başladığından beri erkeklerin daha ağır atlattığını biliyoruz. Evet. Bu saptanan şeyler de çoğu erkeklerde. Anlıyorum hocam. Peki. Peki. Son olarak şunu da sorayım. Çok kısa yanıt alayım. Süren bitti ama tedbirler biraz etkisini göstermeye başladı mı hocam? Hangi veri akışları geliyor size bu konuda Türkiye'de? Kısıtlamalar mı dediniz tamam mı? Evet. 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 Mevcut alınan tedbirler ve kısıtlamalar başladıktan sonra bir miktar yoğunlukta azalma oldu mu hastanelerde özellikle vaka sayısı açısından, hasta sayısı açısından? Vaka değil hasta. Ya benim gözlemim de aslında tabloda bir düşüş var. Yani ağır hasta sayısı devam ediyor ama pozitif vaka sayısında, yeni vaka sayısında bir azalış var. Benim gözlemimde biraz azalma olduğu yönünde. Tabii ki kısmen faydalı oldu ama istediğimiz etkiyi henüz göstermedi. Tamam. Ölüm sayılarına da yansımadı. O da muhtemelen bir aşama falan yansır diye düşünüyoruz. Pekala. Çok çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Güner Sönmez. Kıymetli katkınızı ayırdığınız için. Sağ olun hocam. Estağfurullah. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, 14 bin mutasyon zaten hali hazırda geçirdi COVID-19 virüsü piyasaya çıktığından bu yana, dolaşıma çıktığından bu yana dedi. Bu son mutasyonlardan biri bu varyant. Zaten 2 aydır bu varyantın var olduğunu biliyorduk dedi en az 2 aydır Eylül'den bu yana. Ama burada insanların paniklemesinin nedeni devlet başkanlarının, liderlerinin işte ve sivil toplumun burada belli açıklamaları peş peşe yapmış olması, bir takım tedbirlerin alınması. Bu da enteresan bir gelişme tabii ki. Neden birdenbire uzun zamandır dolaşımda olan bir mutasyonla ilgili böyle bir panik havası estirildi? Onu da herhalde önümüzdeki günlerde anlayacağız, göreceğiz. Yalnız hocamız her şeye rağmen temkinli bir iyimserlik içerisinde Profesör Doktor Güner Sönmez bekleyelim yine de bir görmek gerekiyor dedi. Bunu da hocamızla yaptığımız bağlantıda paylaşmış olduk tüm kıymetli bilgilerini. Buradan kısa bir reklam arası ardından da 13'te ajansta günün sıcak önemli başlıklarını detaylarıyla aktarıyor olacağız. Bizden ayrılmayın.